Günaydınlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Günaydın dedim çünkü saat 12 geçti. Yani günaydın falan kalmadı. Ama gördüğünüz gibi bu güzel pijamalarımın içindeyim. Bunu da pat pattan almıştım. Ama bayağı büyük almışım, bakar mısınız? Gerçekten çok bol ama bir yandan da o kadar bol olması süper. Çünkü rahat, bayağı bir rahat. Görüyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Aynısı Akif'te de var ve Zeyt Mirza'da da bunun bu tulumu var bu desende. Aşırı tatlı. Her neyse, bu pijama gereksiz detayını geçtikten sonra başlayalım. Bugün günlerden pazartesi. Umarım haftanız güzel başlar. Dün hiçbir şey çekmedim. O yüzden bugün de video yüklemedim. Anladığınız üzere zaten. Bugün hiçbir şey gelmedi. Tabii bu yarın olacak da. Neyse, ne saçmaladım ben sabah sabah. Evet arkadaşlar, Zeyt Mirza'nın karnını doyurdum. Burada suyu kaldı. Diğerlerini kaldırdım bile. Yemeğini yedi minik bey. Bu arada aynamın kirine lütfen kusura bakmayın. Daha temizlik yapmadım. Zeyt Mirza yemeğini yedi. Öğle uykusunu yapıyor şu an. Bir 15 dakika falan oluyor. Ben de mutfağımı toplayacağım. Her zamanki gibi makinemi boşaltacağım. Günde bir defa mutlaka çalışıyor yani makine. Sizler nasılsınız? Mesela annemlerde biliyorum, onlar da günde 2-3 defa çalışıyor. Çünkü kalabalık oldukları için. Biz hani 2 kişi, 3 kişi diyelim olduğumuz için günde bir defa çalışıyor. O da gece çalıştırıyorum ve sabah hemen ardından boşaltıyorum. Böyle yani, o işlerimi halledeceğim. Ondan sonra çamaşırım kurudu, yıkamıştım. Onu kaldıracağım, onları katlayacağım. Buralar deseniz aslında toplu. Yani bura hep böyle, buraya bir çözüm bulmam lazım. Oyuncakları, çünkü hep burada böyle oynadığımız için orada kalıyor, neyse. Ama kaldırmayı düşünüyorum, belki şu şeylerin içine koyarım. Ondan sonra zaten toz alınması lazım. Adı neydi, cam silim yok maalesef. O yüzden sıkıntı ve evimde baya bir eksik var aslında, lazım olan şeyler. Ve maalesef çıkamayacağım. Evin içine kilitli kaldım resmen. Çünkü asansörümüz 2 aydır hala bozuk. Artık dememe bile gerek yok. Şimdi diyeceksiniz, ne oldu yani, asansör yok diye gitmeyecek misin alışverişe? Ama emin olun öyle olmuyor bebek olunca. Hani Zeyt olmazsa tabii ki de herkes gider yani. Ama bakın, hem bebek, çocuk zaten ağır yani, büyüdü artık. Ondan sonra anne bebek çantası. Sonra bebek arabasının puseti. Onu aşağıda bırakamıyoruz çalırlar diye. Ondan sonra hadi indirmeyi geçtim. O hiç sıkıntı değil. Gerçekten hiç sıkıntı değil. Çünkü bazılarının asansörü yok biliyorum. Hani mecbur kalıyorlar ama mesela tek kişi gidince bebekle, eminim onlar da tek alışverişe gitmiyordur. Çünkü hem bebek hem alışveriş poşetleri imkansız gibi bir şey. Tabii yapan varsa da helal olsun gerçekten, ama benim gözüm kararıyor yani, gücüm yetmiyor diyeyim size. Çünkü düşünsenize, iki alışveriş poşeti, bebek çantası, puset, Zeyt Mirza, imkansız. O yüzden hep Akif'le gidiyorum zaten. Bugün de öyle yapacağım sanırım. Bugün Akif okula başladı bu arada. Çok karışık konuştum da, anlatacak çok şey birikmiş bir gün vlog çekmeyince. Okula başladı bugün. Hep merak ediyorsunuz. Poliye okuluna yazıldı. Poliye'nin Türkçesini bakın her seferinde unutuyorum. Bilen varsa yazsın, inşaatla ilgili. Ondan sonra işte başladı, saat 4-5 gibi çıkıyormuş. O eve gelirse belki o evde kalır Zeyt Mirza'yla ve ben yalnız giderim. Öyle de olur. Böyle, neyse çok fazla konuşmayayım kızlar. Mutfağa gidelim. Sizi de yanımda alayım ama şu saçımı bir önce toplayayım. Evet, saçlar toplandı ve geldik meşhur mutfağımıza. Görüyorsunuz güzel eserimi. Oluşumun eserini. Geceden kalma. Aynen bakın ya. Dün de puding yapmıştım. Su koydum. Yapışmasın diye, yani sökülsün diye. Makine dolduydu. Ben de elimle yıkamadım. Şimdi boşaltacağım. Şu an şoktayım. Makine hiçbir şekilde yıkamamış. Gerçekten. Şu an tekrar çalıştıracağım. Her şey kirli kalmış. Oysa ki hapını koyup çalıştırmıştım ya. Neden olmadı acaba? Başka bir yere mi bastım? Kara kara düşünürken ben.
düşünürken. Neyse, yapacak bir şey yok. Tekrar kirleri koyayım, sonra açalım kamerayı. Evet, mutfak toparlandı. Makineyi zaten tekrar çalıştırdım ve sığmayanları da elde yıkadım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Şöyle Nescafe yapacağım bugün. Bu paketi yeni açtım dün. Kahve makinesini bugün içmek istemiyorum. Burada içeceğim. Ay, bundan içeceğim. Hep değişiklik yapıyorum aslında. Mesela iki gün onu içiyorsam iki gün bunu içiyorum. Hani bilmiyorum, ikisinin tadını da çok seviyorum aslında. O yüzden böyle değişiklik oluyor. Kendime kahvaltı aslında gerçekten hiç aç değilim. Ama buzdolapta yarım avokado var. Kötü olmasın diye yiyeceğim şimdi. Kendime bir ekmeğin üstüne yaparım. Sıra ekmeğin olması lazım. Şöyle. Şurada da birkaç turşu var. Onları da yiyeyim. Tüketeyim. Bu arada kızlar, hatırlıyor musunuz? Durun, biraz yakın alacağım sizi. Aynen. Bir hafta öncesinde size demiştim ki yediklerime dikkat edeceğim diye, 3 kilo aldım diye, ama o dediğim günden beri yemediğim şey kalmadı. Şu an hala aynı kilodayım. O yüzden bugün başlıyorum. Yani şimdi diyeceksiniz ki her hafta başlıyorsunuz Meysa, nedir bu? Ama gerçekten artık tak etti yani. Çünkü bende böyle bir şey var. Hani o kiloyu vermek istiyorum ama böyle tık etmeyince olmuyor. Yani beyinde bitmesi lazım önce. Kafada bitmesi lazım. O yüzden şimdi başlayacağım. Kahvaltımı zaten hep aynı yapıyorum. Yani hep siyah ekmek, üstündeki şeyler tek değişiyor. Gören de sanıyor ki bu insan ne kadar sağlıklı. Oysa ki bilseniz ki ben gece neler yiyorum. Şu sivilcelerimin eseri de onlar zaten. Dün puding yaptık, mısır patlattık, gece gece yedik yani Akif'le. Ama öyle keyif iyi oluyor ya. Bence hafta sonu kojişimle keyif yaparken istediğimi yiyeyim tek bir gün. Haftanın 6 günü de dikkat edeyim. O zaman bence istediğim kiloya tekrardan ulaşırım diye düşünüyorum. Evet, bu bilgiyi de verdik. Dediğim gibi avokadom vardı. Hatta yarım değil, daha fazlaymış. Bakayım. Aynen. Hangisini alacağım şimdi? Bunu tek yapsam bu da az. Sizler de avokado seviyor musunuz? Yani bence insanlar burada yine ikiye ayrılıyor. Avokadoyu sevenler çok seviyor, sevmeyen de hiç sevmiyor. Mesela arkadaşlarımdan da biliyorum ama bence avokadoyu doğru baharatlamak lazım. Hani tuz ve limon zaten eksik olunca asla ve asla tadı gelmiyor. Çok boş. Ama dediğim gibi onlar yaparsanız bir karabiber de ekliyorum. Ben öyle güzel oluyor vallahi, ben seviyorum. Şöyle hiç sunumluk değil, birazcık biraz da bundan alayım, çürümesin. Yarına kötü olmaz diye düşünüyorum. Ya da zevk mirzanın ekledasına karıştırırım. Aynen, zevk mirzan seviyor zaten. Yumuşak ya, bebekler yiyor genelde avokadoyu. Hem böyle. Bunu böyle kapatayım tekrar ve sarayım. Böyle yani o kadar kahve hastasıyım ki sabahları uyandığımda böyle kahve içeceğim diye o kadar seviniyorum ki, hani böyle işler bittikten sonra, ama direkt uyanınca asla içemiyorum. Önce bir oluşum, karnımı doyurup uykusuna yatırıyorum. Sonra işim varsa işimi yapıyorum. Ondan sonra keyif kahvesi içiyorum. En sevdiğim. Peki sizler çaycı mısınız yoksa kahveci mi? Yorumlara yazın. Hani ben kahve içmesini seviyorum ama gerçekten günde bir kere içiyorum sadece. Emzirirken de mesela günde bir defa içiyordum. Şey, adı neydi? İki defa içsem, hani bazen iki defa içiyorum, o da akşam oluyor ama sanki uykumu daha çok kaçırıyor gibime geliyor. Bazen tabii keyif kahvesi içiyorum da akşamları. Ama genelde böyle erken saatte. Ve toz olmazsa olmaz. Şurada hazır dursun. Ben ekmeğimi daha baharatlamadım. Limonunu falan. Şunu kesin. Ay, ne kadar şey çıkardım kız. Şimdi bu bıçakla da kesilmez. Tabanım çizilmesin. Aynen.
Bugün sanırım çenem bayağı düşmüş ya. Çok konuştum. Aşırı çok konuştum. Çekirdek. Şimdi hemen tuz, karabiber tamamdır yani. Yanına da birkaç turşuyu koyduk mu? Okey. Kahvemiz hazır. Kahvaltımız da hazır. Aç olsaydım biliyorsunuz iki dilim yiyorum ama aç değilim, çürümesin diye yiyeceğim. Burada da domates vardı küçük bir tane. O da kötü olmasın diye kesiverdim. Böyle. O zaman bana afiyet olsun. Kızlar. Bu bebe uyandı. Değil mi? Şimdi altını açacağım. Bak bak. Artık hiç yastıklar burada kalmıyor. Sürekli her şeyi almaya çalışıyor. Dur vereyim anneciğim, evet. Dur. Dur dur. Yetek götür annem. Her yere saldırıyor Allah'ım. Çıldırmasyon. Ama çok tatlı oluyor. Neyse arkadaşlar. Ben altını bir temizleyeyim. Sinirleniyor. Tipe bakın Allah'ını. Altını açayım. Üstünü değiştireyim. Tekrar gelelim. Evet teyzeleri. Zeyd Mirza üstünü değiştirdi. Ama yine diş kaşımakla meşgul. Yani oyunumuz böyle geçiyor. Bakın. Normalde bunlarla böyle kule yapabiliyorsunuz. Ama beyefendi hep dişlerini kaşıyor değil mi anneciğim? Eşofman takımını giydirdim rahat rahat. Oğlum. Tam bir minnak baby'si. Yerim ben senin tipini. Yemeği de bu arada şu an oluyor. Pissin onu da yedireceğim oluşuma. Evet kızlar. Az önce Akif okuldan geldi ve o markete uğradı. Bir şey soracağım. Niye sadece kızlar diyorsun? Arkadaşlar diyorum normalde de bazen kızlar çünkü diyorum. Mesela ben böyle birkaç arkadaş olsun böyle bir yere denk geldiğinde olanlar diyor yani ben sizi izliyorum gibisine. Yani doğru. Yani arkadaşlar diyorum. Genelde zaten arkadaşlar diyorum da bazen hani öyle ağzından kızlar çıkıyor da neyse. ben markete gidecektim ama Akif dedi bana söyle ben alayım diye. O yüzden sadece önemli olan tabii ki de bez için. Yani çünkü evde sadece iki tane pampas kaldı. Bunun götünü yerim ya. Akif de şöyle almış. Bu arada 5 artıyı deneyeceğim. Çünkü 5 sanki biraz sıkıyor. O yüzden bu. Sonra turşum kahvaltı için istedim. Sonra chips. Bunu ben yemeyeceğim. Kabak, iki tane Red Bull'umuz var. Sonra şu kartoflu taşya yani patates bile içinde labne peyniri falan bir şeyler var. Çok güzel gerçekten. Bundan almış iki paket. Ondan sonra cam sil. Hele şükür ya Rabbi her gittiğimde unutuyordum. Artık silebilirim masamı falan. Ondan sonra yani suyla da tek siliniyor da yine de ben bununla silince daha çok seviyorum. Sonra tatlı patates al dedim. Şuna bakar mısınız ne kadar büyük. Elimde büyük. Neyse. Sonra böyle abur cubur işte. Soletti, çubuk kraker, muz. Muzlar da pek güzelmiş maşallah sapsarı. Aynen alışveriş bu şekilde. Şimdi bunları ben bir yerleştireyim. Arkadaşlar Akif şu an aç olmadığı için tek kendime yemek hazırlayacağım. Ben de bugün tek bir dilim yediğim için bayağı acıktım. Saat şu an 6:30. Saat 1:30'da falan yemiştim galiba. Şimdi kendime bakın şöyle bir şey almışım. Daha henüz deneyemedim. Açtım böyle iki porsiyonlukmuş. Akif istemiyor. O yüzden tek bir tane yapacağım kendime. Şöyle fırında. Ondan sonra şöyle sebze yapacağım. Bugün hazıra kaçıyorum. Çünkü tek kendime hazırlıyorum zaten. Şöyle. Bunun yanına da birkaç patates doğrar koyarım. Öyle üçünü birlikte güzel şekilde yerim. Çünkü bayağı acıktım. Ve yemeğim hazır. Bence bugün gayet sağlıklıyız. Tabii şu ekmeği saymasak yufkayı. Bu böyle bu arada yufka içinde şey var. Somon balığı var ve adı neydi? Ispanak var. Aynen ıspanaklı falan bir şeyler. Bayağı içindeydi pişti ama burası pek kızarmadı. Bilmiyorum neden. Şöyle sebze yanına da böyle patateslerim. Bu arada yağ eklemedim patatesleri. Böyle yapayım dedim tek bana yapmışken normalde Akif yapsam yağ ekliyorum bayağı. Dedim bugünlük böyle olsun. Bir de annemin yaptığı şey turşu. Kaşık turşusu. O zaman bana afiyet olsun. Allah Allah bu kim? Bu kim bu yanlışlık? Bak bak.